Delil durumu ve suçun mahiyeti göz önüne alındığında sanık Serap Dinç Aslan'ın tutuklanmasını talep ediyorum. Ben bir şey yapmadım hakim bey. Kocamı niye öldüreyim? Karnımda çocuğumu taşıyorum. Tamam, sakin ol. Ben suçsuzum hakim bey. Kocamı seviyordum. Vallahi ben öldürmedim, suçlu değilim. Bu mahkeme sadece tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Savunmanı asıl mahkemede yaparsın. Suçlu musun, suçsuz musun orada anlaşılır. Ben bir şey yapmadım hakim bey. Muzaffer Bey'in ölümüne sebep olan silah seninmiş. Evet, öyle dediler. Onlar demiyor, deliller gösteriyor. Bak, burada rapor var. Kriminalistik tetkikler de yapılmış. Muzaffer Bey'in ölümüne sebep olan kurşunlar senin silahından çıkmış. Bu nasıl olabilir? Bilmiyorum hakim bey. İnanın bilmiyorum. Silah da ortada yokmuş. Kutudaydı. Biz de baktık, aradık, bulamadık. Olay gecesi Muzaffer Bey'le münakaşa ettiğiniz doğru mu? Evet. Karla yüzünden mi? Zaloğlu yüzünden. Onun yaptıklarından ötürü. Sadece soruya cevap ver. Evet ya da hayır de. Muzaffer Bey'le münakaşa sebebin bir tarla meselesi miydi? Evet. O gece geç vakitte avluda görülmüşsün. Muzaffer'i beklerken sıkıldım. Avluya çıktım. Sonra? Avluda biraz dolaştıktan sonra eve geri girdim. Eve girerken seni gören bir şahidin var mı? Yok. Mevcut delillere dayanarak ve suçun ağır ceza mahiyeti taşıması sebebiyle sanık Serap Dinç Aslan'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Sakin ol, tamam mı? Ben yapmadım. Suçsuzum ben, Muzaffer'i ben öldürmedim. Yalancı. Güllü. Ben öldürmedim Muzaffer'i, inanın bana. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim Muzaffer'i. Bırakın beni. Thank you.
Nasıl düştün bacım? Geçmiş olsun. Cevap versene. Duymuyor musun? Kimin nesi? Nereden geldin? Mahkemen görüldü mü? Ceza yedin mi? Kaç sene yedim? Size ne? Kendi işinize baksanıza. Sorguya mı çekiyorsunuz? Gelmeyin üstüme. Soru sorduk. Kabahat mı işledik? Sormayın. Soru moru sormayın bana. Rahat bırakın beni. Burnundan da kıl aldırmıyorsun ama. Biraz vakit geçsin bağlım. O zaman görürüm ben seni. Ne oluyor? Neye bağırışıyorsunuz? Bir şey yok. Mapushaneye niye düştün dedi kasbaya. Bağırmaya başladı. Çok mu merak ettiniz? Kocasını öldürmüş işte. Hem kim olduğunu biliyorsunuz mu? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Kolumuz, kanadımız kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Güllü hanım olmazsa biz de çiftçi başı olamayız. Kovarlar mı acep? Kovarlar elbet. O vakit halımız ne olacak? Ne olacak? Çiftçi başı yerine kuru köprüde kuru berber başı olacağız. Vay, buzucuklarımı da bırakacağım he. Ne oldu? Salıverdiler mi hanımı? Reşit efendi, öyle sus pus oturma. Ne oldu Allah aşkına? Hanımımızı mahpus ettiler. Abo. Esra'dan mı? He. Gülizar. Kız Serap Hanım benim yüzümden düştü mahpusa. Ben dediydim komutana, gece yarısı avluda dolanıyor de. Amanın, ay. Ay dilim tutulaydı da demeyeydim. Ay çenem kırılıydı. Bir senin demenden olur mu ya? Başka bildikleri vardır. Yasin ağa. Suçlu mudur acaba? Allah bilir. Allah bilir emmi. Ol da sezer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.